أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. إلهي يا ربي، إلهي يا ربي، sen bu aciz kuluna hakikatleri söylemek, hepimize bu hakikatlerle amel etmek nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, amin diyen dillerimizi cehennem azabından azat eyle ya Rab. Amin ya Rab. Değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfuyla bugün inşallah Tegabun suresini okuyacağız. Tegabun demek, aldanmak demek. Umduğun gibi çıkmayışı demek. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerdeki bütün yaratılanlar, yerlerdeki bütün yaratılanlar Allah'ı tesbih ve tenzih ederler, yüceltirler. Yani bizim cemadat dediğimiz taşlar, ağaçlar dahi hepsi durmadan Allah'ı zikrederler. Değil canlılar. Lehul mulku ve lehul hamd. Mülk ona aittir. Her şey ona aittir. Yani yaratılanların hepsi onun mülkünün içerisinde yaşıyor. Ve istifade ettiğimiz her şey Allah-u Zülhikram'ın bize ikramı. Gerek bu oksijen olsun, gerek su olsun, gerek rızıklar olsun. Her şey Allah'ın bize vermiş olduğu bir ikramdır. Ve lehul hamdu. Hamd de ona aittir. Çünkü mülk ona ait. Her şey ona ait olduğu için hamdi de insanoğlu Allah'a etmesi lazım. Kainat da ona hamd ediyor. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Rabbul alemi her şeye kadirdir. Allah-u Celle-i Ekrem'in istediği her şey istediği zaman olur. İstediği şekilde olur hem de. Hiçbir şey Allah'ın iradesine muhalif gelemez. Hatta Cenab-ı Allah gökleri yerleri yarattığında ne dedi? İtiyâ tav'an ev kerhâ. Ey gökler, ey yarattığım gezegenler, isterseniz kendi kendinize itaat edin, isterseniz ben size itaat ettireyim dedi. Zorla. Ne dedi hepsi birden? Etteynâke tâyeyin. Ya Rabbi sana itaat ederek geldik dedi. Her ne istersen olur. Her şey senin elinde dediler. Bu gezegenler yaratılan bütün semavat ve arz hepsi birden ne dediler? Etteynâke tâyeyin. Oysa 40-50 kilo ağırlığında bir insan asi oluyor Allah. Düşünüyor musun? Koca gezegenler ne diyor? Eteynâke tâyi. Rabbim sen itaat etmeye, edilmeye layık olduğundan dolayı, Rabbimiz olduğundan dolayı isteyerek geldik diyorlar. Sana itaat etmeye. Yani zorlamanın lüzumu yok diyorlar yani. Yamadat. Bizim yani cansız dediğimiz şeylerin çoğu Allah-u Zülal ve Kiram'ın yücelini tanıyor ve itiraf ediyor. Ama canlı ve akıllı dediğimiz insanlar çoğu maalesef daha halen bu hakikatleri idrak edememiştir. Allah'ın nimetinin içerisinde yüzdüğünün farkında değil. Ben yapıyorum diyor, benim diyor. Öldükten sonra bir şey yok diyor. Geri gelmiyor. Gelen birisi var mı bana söyle diyor. Ölecek onu Allah diyor. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Sizin hepinizi yaratan O, Rabbul Alemin. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ Sizin bir bölümünüz kafir, inkar ediyor bu yaratılışı ve tekrar dirilişi ve her şeyin sahibi Allah'ın olduğunu inkar ediyor. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ Bir bölümünüz de iman ediyor. Yani biz iman eden insanlardanız elhamdülillah. Yaratanımızın Allah olduğuna ve o dilemezse hiçbir şeyin olmayacağına inanıyoruz. Her şey onun dileği mucibince olduğuna da inanıyoruz. Ona Rabbimiz olduğu için itaat ediyoruz ve onun emirlerine muti oluyoruz. Vallahu ma ta'maluna basir. Şunu iyi bilin ki ey yaratılanlar, Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ne yapmak istiyorsan ona göre yap artık. Allah bildiğine göre her şeyi. Allah'ın bilmesini istiyor musun o günahlarını? Günah işte. Allah'ın senin isyanına, inkarına haberdar olduğunun farkında mısın? Evet. Ona göre hareket et. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Gökleri ve yerleri bir ilim üzerine, bir hakikat üzerine, bir ölçü üzerine yarattı.
Yani bu da böyle olsun diye bir şey yaratılmadı hiçbir şey. Her şey bir denge üzerine çalışıyor. Kainatta hiçbir şey boş değildir. Cenab-ı Allah ne diyor? Sizleri diyor boşuna mı yarattığımızı zannediyorsunuz? Yarattıkların hepsi. Her şey bir hesapla, hesapla. Ve savvarakum fe ahsene suvarakum. Size şekilleri veren de Allah. Ne demek? Yani senin şeklinin böyle olmasını dileyen Allah. O şekle itiraz etmiyor, etmeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Rabbim sen bunu böyle dilediğinden dolayı en iyisi budur diyeceğiz. Ve kabul edeceğiz onu. Fahsene suvarakum en güzel şekilde sizleri yarattı. Ve ileyhil masir sonunda gideceğiniz yerde o Allah'ın huzuru onun karşılığı. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerdeki ve yerlerdeki her şeyi Allah biliyor. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّنَ وَمَا تُعْلَنُونَ Sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de biliyor Allah. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah Zülhül İkram daha senin içinde olup kimseye söylemediğin gizli bilgileri de biliyor. Sadece senin içinde o bilgi. Onlar da biliyor. Burada ne anlamamız lazım? İçerimizde kötü bir düşünce saklıyorsak onu kapatmamız lazım. Bitirmemiz lazım kendimizi. O hislerden. Yani düşündüğün kötü kinler, içinde gizlenik kinleri Allah biliyor. Allah bildiğine göre sana onunla ilgili hesaba çekecek seni. Eğer hesaba çekilmek istemiyorsan, onun karşısında bir günah, bir ceza almak istemiyorsan içini temizleyeceksin. Senin içinde gizlediğin gizli bilgiler insanlara karşı, kainata karşı, her şeye karşı. İçimiz dışımızdan daha temiz olacak ve hiçbir insana karşı kin, hıkıt, gadap olmayacak. Yani birisi sana karşı hata da yapsa, hüsnü niyetle tasarruf ederek diyeceksin ki bu arkadaşımız cahil olduğu için bunu bilemedi. Böyle yaptı, ben bunu affedeyim diyecek. Çünkü bizim affa çok ihtiyacımız olduğundan dolayı biz insanları affedersek Rabbül Alemin de bizi affeder. Elem yetikum nebe'ullezine keferu min qabl. Daha önceki yaşayıp da küfrü yaşayarak sonuçları olan milletlerin haberleri size gelmedi mi? Bir sürü kavimlerin helakını Cenab-ı Allah Kur'an'ı kendine zikrediyor. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Şuayb Aleyhisselam kavmi, kavm kavm. Binlerce kavimler Allah helak etti. Keferu min qabl. Sizden önce yaşadılar ve küfrü yaşadılar. Sonunda ne oldu? Helak oldular. Onunla da bitmedi. Günahların karşılığı helak değil aslında. Dünyevi karşılığı helak. Bir de bunun uhrevi karşılığı var. Nedir? Ebediyen cehennemde yanmayacaklar. Allah'ı inkar ettiler. Küfrettiler. Ellerle yaptıkları putlara taptılar Allah diyerek. Cenab-ı Allah ne yaptı? Helak etti onları. Hepsini öldürdü dünyada toplu olarak. Ondan sonra da esas ahirette hakiki ve büyük ve daim azap orada. Fedaku vebal emrihim. Hepsi yapmış oldukları günahların karşılığında cezalarını dünyada çektiler. Hangi ceza bu? Dünyevi ceza. Daimi ceza değil. Mesela bir insan Allah'a şirk koştuğu zaman Allah Cenab-ı Allah onu helak ediyor. Bitti mi onun günahı? Bitmedi. Dünyevi meselesi bitti sadece. Bunun bir de uhrevi meselesi var ki o bitmeyen bir azap. Ve lehum azabun elim. Onlar için çok şiddetli azaplarımız onları bekliyor. Zalike bi ennehu kanet te'tihim rusuluhum bil beyinat. Onlara gönderdiğim peygamberlerim onlara açıklayıcı benim mesajlarımla geliyorlardı. Ayetlerim onlara okuyorlardı. Fekalu dediler ki ebeşerun yehdunena yani bizi yola getirmek için bir insan mı gönderdi Allah? Neden bir melek göndermedi? Neden bizden birisini gönderdi bize? Yani o gelen peygamberi kendilerine denk görüyorlardı. Yani bu da bir insan, bir de biz de bir insanız. Oysa peygamberler ve rasuller biliyorsunuz seçilmiş insanlar. Onlar hayatı boyunca çocukluğundan itibaren günah nedir? Görmemişler, bilmemişler, yapmamışlar. Böyle insan. Fekeferu. İnkar ettiler. Neyi inkar ettiler? Onların nübüvvetini, onların Allah tarafından getirdiği ayetleri, Allah'ın gönderdiği mesajları inkar ettiler. Hem Allah'ın sözlerini inkar ettiler, hem
hem de kendilerinin peygamberlik rütbelerini inkar ettiler. Ve tevellev. Ve yüz çevirdiler. İnkar ettikten sonra yüz çevirdiler. Ve istagnallah. Ve dediler ki bizim Allah'a da ihtiyacımız yok. Haşa. Ne dediler? Peygamberlere, Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, yahut durmadan azaptan bahsediyorsun. Söyle de şu Allah'ın varsa göndersin şu azabı dediler. Nuh Aleyhisselam'a aynı şey söylediler. Vallahu ganiyun hamid. Rabbul alemin zengindir. Daima hamd edilendir. Her şeyi Allah'a da hamd ediyor, zikrediyor, şükrediyor. Zâme ellezîne keferû en len yub'atû. Bu kafirler bir daha gönderilmeyeceklerini zannettiler. Helaktan sonra, ölümden sonra bir daha gönderilmeyeceklerini zannettiler. Kul bela. De ki onlara evet gönderilecekler. Ve Rabbi, Rabbime yemin olsun ki gönderilecekler diyor. Ne tub'atunne. Muhakkak gönderileceksiniz tekrar Allah'ın huzuruna. Ümme ne tünebbü unne bima amiltum. Yaptığınız bütün günah ve hatalarla ilgili bilgiler size aktarılacak. Tek 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 hesabı sorulacak. Ve dâlike alallâhi yesir. Bu işlemi yapmak Allah için çok kolaydır. Yani öldükten sonra, toprak olduktan sonra tekrar diriltmek ve yaptığınız bütün günahları tek tek size bildirmek. Tünebbi hukum ne demek? Beynine hayatında yaptığın her şey birden yükleniyor bir anda. Sanki bir saniye önce yapmış gibi hatırlıyorsun her şeyi. Cenab-ı Allah böyle niçin yaptın bunu? Evet ya Rabbi yaptım diyorsun. Yapmadım demiyorsun. Dünyada inkar ediyor insanoğlu. Orada yok. Çünkü senin ömründe yaptığın bütün hataları, günahların hepsini sana bir anda beynine yükletmek Allah için çok kolay. Ve dâlike alallâhi yesir. Allah için çok kolay. Seni diriltmek, sana bütün yaptıklarını beynine yüklemek, seni hesaba çekmek ve cezanı da neye layıksan ona göre cezayı vermek Allah için çok kolay. Çünkü insanların hiçbirisi Allah'a mukavemet edemez. Fe aminu billahi. O zaman Allah'a iman edin. Ve rasulihi. Rasulüne de iman edin. Ve nurillezî enzelnâ. İndirdiğimiz nura da iman edin. Nura. Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü insanlara cehaletin ne olduğunu açıklayan ve insanları cehalet karanlığından iman aydınlığına davet eden bir kitaptır bu. Onun için ismi Nur. Kur'an'ın ismini Nur olarak zikrediyor Cenab-ı Allah. Vallahu bima ta'maluna habir. Ey insanlar şunu iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar. Yevme yecma'ukum li yevmi cem'i. O günkü toplantı gününe. Kıyamet gününe hepinizi birden Cenab-ı Allah biriktirecek, oraya getirecek. Zalike yevmut tegabun, işte o gün aldanma günü. Neyse aldanma günü. Bizim bilgilerimiz üzerine aldanacağız biz. Bakacağız bir adam çok takva görünüyordu, çok özellikli bir insan görünüyordu falan filan. Bir de bakıyoruz ki ahirette cehenneme doğru gidiyor. Niye? İhlas yokmuş adamda. Biz bilmiyorduk ihlas olup olmadığını. Yani yaptığı hareketleri bütün dünya için yapıyormuş, gösteri için yapıyormuş, Allah için yapmıyormuş. Bunu biz nasıl bilelim? Bilemeyiz. İşte o gün yevmut tegabun. Sıradan bir insana da bakıyorsun, hiç beğenmediğin bir adam, oh melekler almış cennete götürüyor o adam. İnceliklerini biz bilemiyoruz. Ve men yu'min billah, kim ki Allah'a iman ederse, veya amel salihan, imandan sonra da salih amel işlerse. Ne demek? Allah'ın emrettiği şekilde amel işlerse. Allah'ın emrinin dışına çıkmazsa o insan yukeffir anhu seyyiatihi. Allah onun bütün günahlarını siler ve yerine de sevap yazar. Yukeffir demek ya'fu demek değil. Ya'fu affeder. Günahını affeder. Ama yukeffir dediğimiz zaman günahını affeder. Bir de o günahların sayısınca, miktarınca da sevap yazar yerine. Bu ne kadar güzel bir şey. Düşünüyor musunuz siz?
Yani dünyada kimi insanlar 60 sene yaşıyor. Ahirette bir geliyor ki 6.000 yıllık bir sevap var arasında. Diyor ya Rabbi ben bu kadar yaşamadım ki. 6.000 yıl. 60 sene 6.000 yıl oluyor. Nasıl oluyor bu? Sen 60 sene yaşıyorsun, insanları tebliğ ediyorsun, insanlara hakikati öğretiyorsun. İnsanlar da senin bu bilgilerin sayesinde İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. O da onun oğluna, o da onun arkadaşına derken silsile devam ediyor. Ve 6.000 yıl senin vermiş olduğun tebliğ devam ediyor. Allah o insanın yaptığı bütün amellerden bir tane de sana yazıyor sevap olarak. Bakıyorsun ki işte bu ikramiyeleri kendimizi bu ikramiyede mahrum etmeyeceğiz. Bunun sırrı da nerededir anahtarı? Öğrendiğimiz her kelimeyi Allah rızasına aktaracağız. Ya bundan ne olur demeyeceksin. Ya bir zikir. Adama tek bir kelime öğretiyorsun bir zikir. Misal veriyorum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kelimetani. Kelimetani. İki kelime vardır ki diyor. Hafifetani al lisan. Dile çok hafiftir diyor. Basit. Tamam. Tekiletani fil mizan. Terazide çok ağır. Habibetani inder rahman. Allah'ın yanında çok sevimli. Neymiş? Sübhanallah ve bihamdi Sübhanallah aleyh. Bir insana bunu öğretiyorsun. Dağın tepesinde bir adama. Diyorsun ki bu iki kelime hem hafif dile söylemesi kolay. Terazide çok ağır. Allah'ın en sevdiği kelimelerden bir tanesi. O adam da tutuyor senden öğrendiğini zikretmeye devam ediyor. Her gün 100 defa, 200 defa neyse gidiyor oğlunu öğretiyor, dayısını öğretiyor, amcasına, köylüle falan derken binlerce adama gidiyor bu silsile. O öğretemiyor 1000 kişiye. O belki 10 kişi öğretiyor. 10 kişi 20 kişiye, 20 kişi 50 kişiye derken 10 bin 20 kişiye gidiyor. Öyle sürüyor ki o zikir senin öğrettiğin o bilginin tesiri 50 sene, 60 sene, 100 sene, 500 sene, 1000 sene devam ediyor. Bütün bu zikirleri yapan adamların ilk adımını sen attığın için sen öğrettiğinden dolayı hepsinin sevabından sana bir tane veriyor. İşte o gün Cenab-ı Allah yükeffir seyyiat. Yani senin öğrettiğin hayırdan dolayı hayır yapan adamın hatır için Cenab-ı Allah günahını siliyor, yerine sevap yazıyor. Bir tane daha siliyor, yine sevap yazıyor. Bir de bakıyorsun ahirette arkanda dağlar gibi sevaplarla geliyorsun. Senin yapmadığın sevaplarla. Ama sen sebep olmuşsun. Rabbül Alemin cömert davranıyor. Aynı şeyi sana da veriyor. Ve yudhilhu cennetin tecrî min tahtiha'l enhâr. Ondan sonra da Cenab-ı Allah o kulu altından ırmaklar akan cennetlere girdiriyor. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklar. Zalikel fevzul azim, işte büyük kazanç, büyük başarı budur. Yoksa dünyada hak ettiğimiz, kazandığımız bütün başarılar geçicidir. Yani dünya şampiyonu da olsan geçici. Ama öyle bir kul ol ki ahirete yatırım yapan kul ol. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İman edenlerden bahsetti. İman edenlerin günahlarını Cenab-ı Hak tekfir ettiğini bahsetti. Şimdi ne diyor? Küfredenler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Önce küfrettiler, inkar ettiler. Allah'a inanmadılar, peygambere inanmadılar, kitaplarına inanmadılar. Tamam mı? وَكَذَّبُوا Yalanladılar. İnanmadığı gibi de yalanladı. İnsanlar da inanmasın diye. Ayetini, ayetlerimizi yalanladılar. Ulaiki ashabunlar, onlar cehennemin arkadaşıdır, dostudur. Ashab diyor. Ashab-ı Resulullah diyor. Niye? Onun ashabı, arkadaşı. Yanından hiç ayrılmak istemeyen insanlar onlar. Peki cehennem senin ashabın olursa ne olur? Cehennem sana sarılır, seni bırakmaz. Ebediyen onunla berabersin. Halidine fiha, onlar da ebedi kalacaklardır. Ve bir isel masir. Ne kötü bir sonuç bu. Ne kötü bir gidiş yeri. Ma asabe min musibetin illa bi iznillah. Başına gelen her sıkıntı Allah'ın izniyle oluyor. Kendi kendine olmuyor. Onun için başımıza bir sıkıntı geldi, ağrı geldi, dert geldi, hastalık geldi. Şikayetçi olmayacağız. Diyeceğiz ya Rabbi sen verdin. Sen beni imtihan ediyorsun. Ben bunu biliyorum. Ya Rabbi şu imtihanı kolay geçir de bana sabır ver Allah'ım diyerek dua ediyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İza ahabballahu abden iftelahu. Allah bir kulu sevmeye başladı mı onun başına sıkıntı vermeye başladı. Her sıkıntı
senin geçmişteki günahların kefaretidir. O sıkıntıya sabredeceksin, Allah'tan geldiğine inanacaksın ve Cenab-ı Hak'ın geçmişini silecek günahlarını. İlla biiznillah. Başımıza gelen bütün musibetler, sıkıntılar Allah'ın izniyle oluyor. Ve men yu'min billahi, kim ki Allah'a inanırsa, yani Rabbül Alemin'in her şeye kadir olduğuna inanırsa, yehdi kalbehu, Allah onun kalbini hidayet eder, kalbini İslami bir yaşantıya getirir. Vallahu bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi biliyor, her şeyle ilgili detay ve ince bilgilerine sahiptir. Şimdi burada ne nokta var? Bir kere Cenab-ı Allah'ın bizi hidayet etmesi için bizim önce Allah'a inanıp ve onun emirlerine itaat etmemiz lazım ki Allah bizi hidayet etsin. Yoksa sen kötü yoldayken Cenab-ı Allah Kur'an'ını çekip de doğru yola getirmez seni. Sen doğru yolu temenni edersen Allah seni getirir. وَاَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولِ. Ey insanlar, Allah'a itaat edin ve Resulüne de itaat edin. Ne diyorlar insanların bazıları? Cahiller. Yani diplomalı cahiller çoğaldı maalesef son zamanlarda. Adam profesör olmuş ama cahil. Ne diyor? Efendim ayet dururken hadise ne lüzum var ki diyor. Allah Allah. Ya bu ayetleri insanlara ilk anlatan kim? Bu ayetler kime indi? Sen Resulullah dışarı çıkardığın zaman sana mı inecek vahiy? Zaten vahiy ona inmiş. O Muhammed'il Emin, o doğru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sevdiği o önemli kişi, Allah'ın bütün mesajlarını harfiyen sana iletmiş. Bu nimetten daha büyük nimet var mı? Burada Cenab-ı Allah ne diyor? اَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولَ. Allah'a nasıl itaat ediyorsan Allah'ın yüceline birine, Resulüne de itaat. Allah'ın gönderdiği ayetlere nasıl iman ediyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan bütün hadislere iman et. Çünkü onunla ilgili Cenab-ı Allah ne diyor? وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَى. Muhammed, Habibim Muhammed diyor, kendi hevasından isteğiyle bir şey konuşmaz. İn huve illa vahiyun yuha. Konuştuğu her şey vahiy olarak kendine gelir, o da size iletir diyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan bir adam Allah'a inanmıyor demek. Allah inan diyor, size inanmıyor. Fe in tevelleytum, eğer diyor yüz çevirecek olursanız, bu imanları terk eder de herhangi birine iman edip birine iman etmeyecek olursanız, fe innema ala rasulnel belagul mubin, bizim peygamberimiz olan Resulümüzün görevi tebliğ etmek. Seni zorla kolundan tutup da İslam'ı çıkmak değil, tebliğ etmek. Artık tebliğ ulaşan bir insan sorumluluk altına girmiştir. Tamam? Allahu la ilahe illahu, o Allah ki ondan başka bir ilah yok. Tektir. Ve huve al ve alallahi feletevekkel müminun, iman eden insanlar Allah'a güvensinler, Allah'a tevekkül etsinler. Ondan başka bir şeye güvenmesinler. Her şeyin sahibi o, her şeyin kadiri o, her şeyin haliki o. Sen de o her şeyin içindesin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, inne min ezvacikum ve evladikum aduvun lekum. Sizin evlat eşlerinizden bazı eşleriniz var ki, bazı çocuklarınız var ki sizin için düşmandır onlar. Müslümanların çoğu bir bölümü Mekke'den hicret edecekleri zaman eşleri kabul etmedi. Ve çocuklar da kabul etmedi. Kavga, dövüş. Bütün o sahabenin sahip olduğu bütün malı mülkü aldılar ve dışarıya koydular. O sahabe de yürüyerek geldi Medine'ye kadar. Sırtında bir gömle var sadece, bir şey yok. Evi, barkı, saltanat hep orada kaldı. Cenab-ı Hak ne diyor? Sizin de eşleriniz, bazılarınızın eşleri, bazılarının çocukları kendileri için düşmanlar. Fahderuhum, onlardan korkun. Ayağınız denk alın onlara karşı. Ve in ta'fu ve tesfahu, eğer onları affedecek olursanız, hatalarını affedecek olursanız, ve tekfuru, affederseniz onları, fe innallaha gafurur rahim, Rabbul alemin de affedendir. O da seni affeder, onların günahlarını Allah da affeder. Diyelim çocuğun hata yaptı, sen affettin. Allah ona o hatasından dolayı, sana karşı yaptığından dolayı muhasebe çekmez Allah. Allah bunu affeder. Çünkü anne baba rızası çok önemlidir cennete girebilmek için. Biliyorsunuz sahabelerden birisi
rüyada görülür. Arasat'ta kalıyor sahabe. Ne cennete girebiliyor ne cehenneme girebiliyor. Sahabe de Bedir şehitlerden birisi. Diyorlar ya Resulallah filanı böyle gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geliyor. Diyor ki Allah diyor şehit olduğundan dolayı, mümin olduğundan dolayı onu cennete göndermek istemişti Cenab-ı Allah. Ama o Bedir'e giderken annesinin rızasını almadan çıktı savaşa. Annesinin rızasını almadan dolayı da Cenab-ı Allah onu Arasat'ta bırakacak. Ta ki annesi ona rıza gösterene kadar. Ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Anne baba rızası. Bir insan şehit bile olsa, Bedir'de şehit bile olsa anne baba rızası olmadan Cenab-ı Allah ona layık olduğu tam nimetleri vermiyor. Ne demek? Her insan önce annesini babasını rızasını alacak. Önce anne sonra. Ey insanlar! İnnemâ emmâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. Fitne ne demek? Beyninizi bozan şeyler. Allah'a karşı kulluğumuzu karıştırıcı şeyler. Adam namaz kılarken istikrarı namaz kılamıyor. Mal düşünmeden dolayı. Durmadan parayı pulu düşünüyor. Getirdiler mi, götürdüler mi, falan parayı aldı getirdi, ne zaman getirecek? Her şeyi ona bırakıyor. Bazen evlatlarımızı düşünüyoruz böyle sıkıntılardan dolayı. Eşlerimizi düşünüyoruz. Ve İslami yaşantılarımızda huzurumuzu zaman zaman kaybediyoruz. Onun için fitne. Hepsi değil tabi, bir bölümü. Vallahu indehu ecrun azim. Şunu iyi bilin ki Allah'ın yanında büyük mükafatlar var. Yani dünyevi yönden bazen eziyet görebilirsiniz ama Rabbül Alemin huzuruna vardığınız zaman siz kötülük yapmadığınızdan dolayı müminlerden kastediyorum. Siz iyi davrandığınızdan dolayı kötüle de iyilikle mukabele ettiğinizden dolayı Allah Celle Celaluhu'nun yanında sizin için büyük mükafatlar var. Ecrun azim. Çünkü büyük büyük mükafat demek Allah büyük olduğu için Allah'ın yanındaki büyük çok büyüktür. Bizim ölçümüzün çok üstünde. Çünkü bizim için mesela çok ağır bir şeyi taşıdın dediğin zaman senin gücüne göre bir şey taşıyorsun. Ama Rabbül Alemin ağır dediği zaman çok büyük. Bu azim dedim çok azim. Aklımız bile alamaz o cennetteki Allah'ın ayırdığı imkanları bizler için inşallah. Fettekullah Allah'tan korkun. Mestetahtun, gücünüz mucibince. Ne kadar Allah'tan korkabilirsen kork. Ne demek? Amelini maksimum yap. Allah korkusunu maksimum yaşa. Bundan bir şey olmaz deme. Vesma'u, işitin. Allah'ın sözlerini işitin. Ve eti'u, ondan sonra itaat edin. Allah'ın sözleri nerededir? Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde vahiy olarak gelmiştir. Bazı hadisi kutsiler, Cenab-ı Allah'ın sözleri Resulullah'tan rivayet edildi bize. Kur'an'da yazmıyor. Ama aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize söylediği bir sürü sözler var. Allah tarafından Cebrail, Cibril, Emin kanalıyla kendisine iletilmiş. O da ümmeti Muhammed'e onu yansıtmıştır kendi sözleriyle. Ve ati'u, itaat edin. Ve enfuku hayran lekum li enfusikum. Allah rızası için de Allah'ın verdiği imkanlardan infak edin, harcayın. Maldan, bedenden, sağlıktan harcayın Allah için. Nasıl harcayacağız? Parayı zekat olarak, sadaka olarak dağıtacaksın ama bir insan var, bir yük var, sırtına almak istiyor. Sırtına yük taşıyacak adam, taşıyamıyor tek başına. Al kardeşim sana 10 lira da bunu kendin taşıt dersen olur mu? Onun altına girip taşıyıp koyuvereceksin eline. Tamam mı? İnfak ederken infakı her yönden edeceğiz. Hem malla, hem bedenle, hem akılla. Adam bakıyorsun yanılacak, büyük bir zarara girecek. Dur kardeşim diyeceksin. Böyle böyle yaptın senin yanlış, böyle yap. Yanlış olmasın, hata yapma diyeceksin. O zaman sen ne yapıyorsun? Aklın zekatını veriyorsun. Veya fakir bir insan veya hasta bir insan bir merdivenden çıkacak çıkamıyor. Ben sana 100 lira vereyim de sen çık dediğin zaman olmaz ki. Onun koltuğun altına gireceksin, Allah razı olsun çıkaracaksın. O da bedenin zekatı, vücudun zekatı. Dünyada Allah için harcadığınız gayret, harcadığınız emeğin hepsi sizin için hayırlar getirecek ahirette. Ve men yuqa şuha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Kim ki diyor nefsini
en ufak bir hatadan dahi korumaya çalışırsa işte onlar iflah olanlardır. Kurtulanlardır. Allah'ın rahmetine girenlerdir. Cennete girenlerdir. Demek ki en ufak bir şey dahi bizi cennete girdirebilir Allah'ın dileğiyle. Düşün sen terazi gibi aynen. Koyuyorsun 999 gram oluyor. Bir gram daha koyuyorsun, eşit oluyor. Bir gram daha koydun öbür taraf ağır basıyor yani. Bir gram çok önemli demek ki. Sınıfı geçmek için değil mi? Onun için en küçük şeyi dahi Allah rızası için yapacağız. Hayır olarak yapacağız. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmadan örnek veriyor. Hurmadan. Hurma ki Araplarda hurma bir insana tek bir tane hurma verilmez. Sereyle verilir. Önüne sepetle kollar ve buyur derler. Büyük tabakla kollar. Çünkü orada hurma çok. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İttekinnâra ve lev bi şıkkı temrâ. Bir hurmanın yarısıyla bile olsun cehennemden kendinizi koruyun diyor. Yarım hurma kendini sen cehennemden korur mu? Korur. Eğer o gerektiği zaman o da korur. Bu demek ki hiçbir iyiliği küçümsemeyeceğiz. Daima iyilik yapacağız. Az da olsa. Bir şey yok yanında. Ufacık bir şey. Ufacık bir tane var şey var elinde. Bir bisküvi tanesi var. Ufacık bir ekmek parçası var. Onunla da Allah'ın razı kazanabilirsin. İmkanı bu kadar. İn tukridullaha kardan hasena. Eğer Allah'a onun rızası için borç verecek olursanız, borç. Allah'ın borcuna ihtiyacın var. Hayır. Allah'a borç vermek, Allah'ın kullarına yardım etmek. Niye? Onu oraya veriyorsun A kişiye, B kişiye. O adam ahirette sana bir şey veremez onun karşılığında. Senin niyetin dürüst olduğundan dolayı onun karşılığını Allah verecek sana. Dedi kulum sen falan böyle yardım etmiştin. Senin karşılığında bu. Senin borcun burada bekliyor benim yanımda. Kardan hasana. Yudâifhü lekum. Rabbül alemin verirken sen bir tane hurma verdin. O bir hurma vermeyecek Allah. Kat kat verecek. Fazla fazla. Sanki bir kamyon dolusu hurma vermiş gibi sevap verecek Allah. İşte hurmanın karşısında. Cömert çünkü. Ve yeğfir lekum. Bütün günahlarınızı Allah affedecek. Bazen bir hareketinle giriyorsun cennete. Tek bir hareketle. Abdullah İbni Abbas'a soruyorlar. Cennette rüyada görüyorlar. Çok muazzam bir yere girmiş cennette. Diyorlar buraya nasıl geldin sen ya Abdullah? Diyor ki bir şey. Her cenaze gördüğümde diyor şunu söylerdim diyor. Subhanellezi hayyun la yamut. Benim Rabbim öyle bir Allah ki daima diri ve ölmez derdim diyor. Cenab-ı Allah o kadar hoşuna gitmiş ki bu söz. Onun için buraya getirdi beni. Namaz, niyaz, bütün bunlar bir kenarda kalıyor. Bir kelime insanı öyle önemli rütbeye getiriyor. Onun için hiçbir ibadeti küçümsemeyeceğiz. Hepsi çok önemli. Çünkü bir tane eksiklik orada fayda verecek. يَغْفِرْ لَكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ O zaman sizin günahlarınızı affeder. Ne zaman affeder? Allah için biz borç verirsek. Ne borcu? İyilik. Para, pul, güç, bilgi hepsi borç. Allah için veriyorsun. Karşına Allah'tan istiyorsun. O zaman Cenab-ı Allah يَغْفِرْ لَكُمْ Affeder sizi. وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَل۪يمٌ Allah daima şükredilen ve halimdir. Ne demek? Hiçbir zaman hataların karşısını Cenab-ı Allah hatayla karşılamaz. Olgunlukla karşılar. Affediver. O çok cömerttir. Onun kapısına geleni hiç boş çevirmez o. Onun için hadis-i kudüsü'de diyor ki Cenab-ı Allah Abdi teehheb likai benimle buluşacağın güne hazırlan diyor. Fe inni ankaribin elgak. Yakında seni buluşacağım olacağım. Yakında karşıma getireceğim seni diyor. وَقْبِلْ عَلَى خِدْمَتِي فَاِنِّي اَنَا مَوْلَاكَ Bana hizmet etmeye devam et. Tabi Allah'a nasıl hizmet ederiz? Allah'ın uygun gördüğü, emrettiği yerlere hizmet etmekle hizmet ederiz. Kime? İnsanlara, fakirlere, muhtaçlara veya idarende olan insanlara hizmet etmekle. Tamam mı? فَاِنِّي اَنَا مَوْلَاكَ Senin Mevla'n benim diyor. Yaratanın benim, her şeyin sahibi de benim. Bi ayyi aynin yarani men barazeni ve asani benim karşımda dik dik konuşup ve isyan edici kelimelerle konuşan insanlar benim yüzüme nasıl bakacaklar diyor kıyamette. En bi ayyi ve cin yelkani men esya gudmadi şeni benim yüceliğimi, zenginliğimi, gücümü, kuvvetimi unutanlar
benim karşıma çıkacaklar. Abdi kıf ala babi fe inni kerim. Kulum benim kapıma gel dur diyor. Ben cömertim. Kimseyi boş çevirmem diyor. Vekbil bi duayi fe sıratı müstakim. Duayı kesme. Benim müstakim yolum o zaman sana verilir. Demek ki biz ümitsiz olmayacağız. Daima Allah'ın kapısına varıp isteyeceğiz. Rabbül Alemin de verir. Fazla fazla verir. Çünkü o cömerttir, kerimdir. Alimul gaybi, her şeyin gizli olan her şeyi bilir Allah. Ve şehade açık olan şeyleri de bilir. Hepsini bilir. El azizul hakim, yücedir. Hiçbir insanın kulluğuna da ihtiyacı yok. O kadar yüce. Ama biz kulluğu niye yapıyoruz? Rabbül Alemin kulluğa layık olduğundan dolayı, bir de biz kulluğa muhtaç olduğumuzdan dolayı. Biz acizliğimizi zarar etmek için kulluk yapıyoruz. Hakim, en güzel kararları veren de Allah. Biz hüküm olayını kendimiz vermeyeceğiz. Bu kadar amel ettim, ben cennetin falan yerinde olmam lazım demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Biz ameli Allah için ettik. Rabbül Alemin neyi uygun görüyorsa o lütfetsin diyeceğiz. İnanın ki Allah sizin düşündüğünüzü çok çok üstünde uygun görecektir. Çok çok üstüne sizlere mükafat verecek. Demek ki kalplerimiz çok temiz. Resulullah'ın sözlerine, Allah'ın Resulü Kerim ayetlerine, onların istikametini yaşayacağız ve sonucunu da not meselesinde Allah'a bırakacağız. O notumuzu vereceğiz. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Selin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve Salavat.